Günün en güzel saatinden bizim saatten hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Yine bizim saatte çok güzel konu ve konuklarla beraberiz bugün. Türkiye'nin tek kadın kanalı Woman TV'de. Bugünkü ilk konuğum gerek tasarladığı kıyafetler gerekse kendi tarzıyla ilgiyi üzerine çeken, müzik sektöründe de sahne şovları için hazırladığı kostümlerle ilgi odağı olan, sanat ve siyaset dünyasından birçok ismi giydiren, aynı zamanda her zaman başka bir yol vardır. Her neye inanıyorsanız o size yardım edecektir diyen al sakallı moda tasarımcısı sevgili Tanju Babacan bizlerle beraber. Hoş geldiniz Tanju Bey programımıza. Hoş bulduk. Şimdi bu kadar güzel ifade ettik. Çok da onur duyduk Vallahi o programımıza kadar katıldığınız güzel için. ifade ettiniz ki siz çürük limonu satarsınız sağlam diye. Çok Estağfurullah. teşekkür ederim, onur O ettiniz. zaman bu kadar duayen güzel bir modacıyı programımıza konuk etmişken şunu sormak istiyorum hemen. Siz modaya uyuyor musunuz acaba? Şimdi kıyafetlerinize de bakarak biraz soruyorum. Ben bu sektörün içerisinde zahmetkarlardan biri olsam da modaya uyan biri değilim. Kaldı ki eğer bir kombin kabiliyetiniz varsa, yani bir şeyleri bir arada aranjman edebiliyorsanız, aranje edebiliyorsanız, o takdirde çok da zorluk çekmiyorsunuz. Yani çok trend mahkumu bir adam değilim. Birkaç gamı bir araya getirip doğru akor basabiliyorsam ne ala. Mesela bugün böyle bir programa gelirken hani şu iç ısıtıcı yün şeyler vardır. Evet. Don ve üstüdür, Evet, takımdır evet. bunlar biliyorsunuz. Hatta Hıyarlı Baba vardı bir skeçte. Çok Hıyarlı komik. Baba üstümü giydim. Onun üzerine de rahmetli babamın dantel gömleğini giyip geldim. Babam daha iddialıydı. Hiç içine bir şey giymeden giyerdi bunu. Aa, çok Evet. güzel. Babanızın gömleği olmasına ayrıca şaşırdım. Ama inanılmaz zevkli ve güzel olmuş. Çok değişik bir tarz olmuş. Çok mersi. Bu babadan mı geliyor bu moda keşfi acaba? Babam ve annem giyime düşkünlerdi. Ben bilakis o kadar düşkün değilim. Evet. Peki size hiç sormuyorlar mı neden siz modayı takip etmiyorsunuz diye? Öncesinde takip ediyordunuz da sürekli modanın içinde olduğunuz için mi sıkıldınız acaba? Belki de olabilir. Bu bir ruh halidir. Giyinmek bir sanattır diye düşünüyorum. Öbür türlü bunu birçok röportajımda da söyledim. TED konuşmamda da bundan bahsettim. Marka giyinmek, marka dünyanın en ucuz şeyidir. Paran vardır, satın alırsın. Pahalı olmak ise stil sahibi olmaktır. Dolayısıyla belki bu giyimin içerisinde 30 yıl boyunca oluşumdan ötürü çok çok da giyinen hattı zatında sabah uyandığı zaman saçım bu tarafa mı bakıyor, bu tarafa mı bakıyor diye bakmıyorum bile. O kadar O kadar rahatım. rahatım Belki diyorsunuz. modacı olduğum için bu kadar rahatım. Evet, çok güzel. Peki biz sizi böyle güzel kelimelerle ifade ettik çünkü biz bunu hak ettiğinizi düşünüyoruz. Çok Tanju mersi, Babacan'ı kendi ağzından dinleyecek olsak siz kendinizi 5 kelimeyle nasıl ifade edersiniz? Meslekle doğulduğuna inanırım. Otobüste elinde çizim dosyası modacı olmak isteyen bir çocuk, büyük ustalardan feyiz almış bir çırak, efendim sonra nacizane kalfa, bugün de tüm üniversitelerden, dünya genelinde ve Türkiye'de stajyer öğrencilere mesleki sadakamızı verebiliyorsak, o takdirde bir parça bir ustalığımız olmuş. Tanju Babacan bu. Çok güzel anlattınız, çok güzel ifade ettiniz. Sizin böyle şiirsel bir tarafınız da var galiba. Çok güzel kullanıyorsunuz Ben dili. Milano Üniversitesi'ne gittiğimde konferansa Evet. mikrofona şöyle başladım. Tabii İtalyanca bilen bir tercümanımız var. Evet. Dilimi anlamıyor olsanız dahi iyi bir Türkçe dinleyeceksiniz diye başladım. Ben Afaz'ım. Tabii ki bizim de bir gırtlak yapımız, bir lehçe tarzımız var. Ama bir Türk'ün Türkçeyi iyi konuşması gerektiği inancındayım. Türkçe şiir gibidir zaten. Evet, o yüzden ben sizi dinlerken çok keyif aldım doğrusu. Şimdi meslek Sizde hayat. yayın heyecanı olmasın. Ben biraz daha evimde gibi rahatım. Yo yo öyle ben de öyle olsun istiyorum zaten. Çünkü benim amacım yayından önce de bahsettiğim gibi ekran başında bizi izleyen izleyiciler de şunu düşünsünler istiyorum. Yani sanki onların salonunda ben oturuyorum ve konuklarımla Aynen sohbet de inanın ediyorum. aynen de öyle oluyor. İyi, çok O güzel bu hissi samimiyeti verebiliyorsak. görmedikleri zaman hop diye Değil zıplıyorlar bir mi? Ben de kanala. aynısını Aynen öyle düşünüyorum. oluyor. Çok doğru.
Peki Tanju Babacan meslek hayatının kaçıncı yılını yaşıyor? Ve bu 30. kadar yıl. 30. yıl. Çok uzun bir süre 30 yıl. Gelişiminizi nasıl devam ettiriyorsunuz? Zor olmuyor mu sürekli böyle bir modanın içinde, bir sirkülasyonun içerisinde olmak? Evet, böyle bir trend sirkülasyonun içerisinde olmak tabii ki kolay değil. Yetişirken büyüklerle geçirdiğiniz uğraşı zamanı, meslektaşlarınız, şimdi de gümbür gümbür gelecek olan gençlerle olan yarışınızda hep yerinizi sağlam tutmak zorundasınız. Bu tutuş da nereden geliyor? Vermediyse mabut, neylesin Mahmut diye bir laf vardır ya. Evet. Şimdi modacılığın moda olduğu şu dönemde, neredeyse bütün üniversitelerde moda tasarım bölümü, olmayanlarda da moda kulüpleri var. Ama eskiden bizim zamanımızda üniversiteli ablalarım ve abilerin başka bir kıymeti vardı galiba diye düşünüyorum. Bizim zamanımız demem de çok normal, zira ben 50 yaşında bir adamım. 30 Evet. senelik bir tecrübe edindiğime göre. Şimdi bence bazı sınırlar olmalı. Bu sınırlardan gerçekten sanat ruhu olan insanlar bu sınıfları doldurmalı diye düşünüyorum. Evet, çok güzel düşünceler. Peki tasarımlarınızı yaratırken nelerden esinleniyorsunuz? Bir, işte birinci Esinleniyorsunuz. soruya da bağlantı olarak, Evet. eğer varsa tasarım kabiliyetiniz Evet. ruhunuzda, siz zaten sürekli bir şeyler yapıyorsunuzdur. Sürekli bir hayal halindesinizdir. Çünkü tamamlayıcı bir ruh haliniz vardır. Ha, esinlenme noktasında da bizim bir hazır giyim markamız var. Aynı zamanda da haute couture hizmetimiz var. Bunun dışında da yine bir çorap markamız, yine bir yeni çıkardığımız Flar. Efendim, şal ve eşarp markamız var. Burada tasarımları yaparken bir ekip olarak toplanıp amacı, hikayesi neyse bu doğrultuda çalışmalarımı yapmış oluyorum ve sunumumu yapmış Sonunda oluyorum. güzel oluyor. Bu arada ben size ufak bir hediye Ay çok getirdim. teşekkür Hem bir ederim. flar hem Çok bir teşekkür ederim. çorap. Bunlar tabii ki marka söylemeyeceğiz. Ters çevirelim isterseniz. Markası görünmesin. Sonra Tamam, sorun şöyle yapalım yaşamayalım. aynen. Çok Ama teşekkür yine de ederim. bunlar sosyal sorumluluk projesidir. Evet. Çünkü son 5-6 senedir her yaptığım harekette ya sosyal sorumluluk hareketlerine katılıyorum ya kendi sosyal sorumluluk projelerimizi hazırlıyoruz. Evet. Çoraplarımız aynı askıda ekmek misali, bir çorap alındığı zaman hemen ihtiyaç Ben sahibi bir de biz de çocuğun en son yanına sorulardan gidiyoruz. birini ona ayırmıştık ama madem sırası geldi şimdi sorayım. Çünkü Buyurun. belki destek olacak insanlar olabilirler ekran başında. Sizin bir al bir verelim projesi bu değil mi? Evet. Nasıl bir proje, nasıl işliyor, nasıl katkıda bulunabilir insanlar buna? Vallahi çok topluluklar var ve her birimiz de bireysel olarak hareketlere geçmek zorundayız ve çoğalabiliriz o arada. Anadolu'ya gidiyoruz. Anadolu'ya giderken, çünkü Anadolu'yu neden tercih ediyoruz? Evet. İhtiyaç sahibi, sıkıntılı kırsal kesim adlandırılması tam kendini burada yansıtmış oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla sizlerin aldığı çorapların aynısında, dediğim üzere askıda ekmekte başka tür bir ekmek Evet. vermezler size. Aynı kalite, aynı desende çorabı çocuklara götürüyoruz. Bir çorapla çocuğun hiçbir şeyini örtemezsin bir kere. Evet. Ne yapıyoruz? Bu sefer dostlarımızı da arıyoruz. İşte kırtasiye, mont, odur budur. Götürüyoruz ve bizzat çocuğun eline, ben de başında olmak üzere, vermiş oluyoruz. Bu çok keyif verici. Paylaşmak dünyanın en güzel Bununla şeyi. ilgili bir video izledik dün ve arkadaşlar bunu tekrar ekrandaki izleyicilerimiz de görebilsinler diye hazırlamışlar. Bir görelim isterseniz, Çok sonrasında memnun tekrar olurum. buradayız. Şimdi görüyorum o çocukların yüzlerindeki sevinç, onlarla birebir iletişimde olmak sizlere neler hissettiriyor? Bir, onlar hediye medya derdinde değiller Evet. evvela. Onlar önce kırmızı sakallı bir abi görüyorlar. Evet. Dünyanın, onlara göre dünyanın en keyifli ve en enteresan, en mutlu şeyi. Daha sonra hiç canlarını acıtmadan, hissettirmeden güzel sohbetlerle hediyelerimizi veriyoruz. Bakıyoruz, çorabı boş ver, ayakkabısı yok, gelmeye.
Eğer 2019 yılındaysam ben, hala daha bir çocukların sıkıntıları varsa, hiç kimse birbirine efe yapmasın. Koskoca dünyaya, evet, böyle bölsek bölsek bölsek, hepimiz bahçeli bir evde otursak ferah içerisinde, bence sığarız. Koca dünyaya sığışamadık diye düşünüyorum ben. Maalesef. Maalesef. Peki siz böyle duayen bir modacı olarak böyle bir projeye kalktınız, oralara gittiniz, çocuklarla iletişime geçtiniz. Siz neler hissediyorsunuz? Size neler hissettiriyor orada çocuklarla vakit geçirmek? Bana tabii ki güzel bir şeyler hissettiriyor. Yarının hemşiresiyle tokalaşıyorum. Yarının belki cumhurbaşkanıyla tokalaşıyorum. Yarının büyükleriyle tokalaşıyorum. Ama geri dönerken mutsuz, üzgün. Yaptığını kamyoneti gördünüz. Evet. Yapıyoruz yapıyoruz dediğimiz şu kadarcık bir kamyonetin içindeki şeyi, evet, 20 kişi toplansa götürür. Yapıyoruz dediğimiz atla deve de değil. Evet. Dönüşte üzülüyorsunuz tabii ki. Maalesef. Tabii. Sizin başka sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiğinizi biliyoruz. En son sosyal projeniz ve içeriğini anlatır mısınız demişler. Şimdi, en sonuncu olan bu muydu yoksa başka hayır, bir tane mi var? Şimdi de Van'da bir projemiz var. Kadınlarımıza istihdam yaratıyoruz ve aynı zamanda da ticaretin kârından eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Hisar Anadolu Derneği ile beraber yapıyoruz bu işi. Sonuç itibariyle bundan sonra yapacağım her adımda hareket, paylaşıcı bir hareket olursa ben her türlü varım. Varsınız, evet. Evet. Buradan da duyurmuş olduk. Evet. Bu güzel projelerde sevgili Tanju Babacan destek olarak her zaman var olduğunu söyledi. Şimdi gelirsek modaya, ben size ayrıca başka bir gün yine bu konularla, sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili tekrar konuk etmek isterim siz de isterseniz. İnşallah daha güzel, daha çok keyifli memnunum. Bir program olabilir farklı olarak. Kapsül Gardırop diye bir gardırobunuz var sizin. Kapsül koleksiyonum koleksiyonu. Var. Evet. Gardırop sırada karıştı. Evet. Koleksiyonun sunumunu, çekimini sevgili arkadaşım gardırop kurucusu Hande Can Yücel'in üzerinde tanıttım koleksiyonu. Hı hı. Evet, bu sene böyle bir 6 parçalık koleksiyon yaptık. Sonradan o içinde büyümeye başladı tabii ki. Ve gayet güzel alaka görüyor. Dün en son sevgili Nilkara İbrahimgil bir parçasını başında takarak paylaşmış, onur etti beni. Gidiyor yani, dalga dalga gidiyor. Kapsül koleksiyon kapsül nedir? Kapsül olduğu için böyle böyle küçük sezon parçalar arasında minik bir koleksiyon. Yani 6 evet, parçalık, 10 parçalık koleksiyonlara, evet, kapsül koleksiyonu veriyoruz. Peki bu veriyoruz. Kapsül koleksiyonu oluştururken nereden esinlendiniz? Yani kadınlarda neyi öne çıkarmak istediniz ki bu fikir aklınıza geldi diye ben sorsak? Ben çocukken hep bu pastaların, keklerin, onların, bunların üzerine böyle bir şekerler dökerler ya. Evet. Pıtır pıtır bir şeyler vardır. Koleksiyonun adını Sprinkles taktım. Buradan esinlenerek yolculuk yaptım ve her kadının içinde renkli bir şey vardır diye düşündüm. İyi ki de böyle düşünmüşüm. Bu kadar alaka göreceğini düşünmüyordum bunu yaparken. Çok keyifli bir koleksiyon olmuşa benziyor. Peki nasıl kumaşlar tercih ettiniz? Mesleğim çok keyifli. Değil mi? O kadar şükrettiğim bir mesleğim var ki anlatamam. Ne güzel. Çok çok büyük keyif. Aslında şey doğru değil mi? İnsan mesleğini severek yaparsa ömründe bir gün bile çalışmış olmaz deniyor. Severek yaptığınız zaman onu iş olarak değil de hayatınızın parçası olarak, evet, görüyorsunuz ve çok keyifli, evet, devam, evet, ettiriyorsunuz. Evet. Çok büyük keyif alıyorum. Evet. Her insan bir karakter, hı hı, her koleksiyon bir anlatım. Çuvalla da gelseniz modacı olduğunuz için eyvallah durum var. O yüzden çok memnunum mesleğimden. Çok güzel. Pek bana yakışmış bir ceket olarak görüyorum ve şükrediyorum. Evet, yerini su akmış, yerini bulmuş diyelim o zaman. Nasıl, doğru, kumaşlar tercih ettiniz? Ben bu sene krep tercih ettim. Hı hı. Krepten ayrılamıyorum. Jarselerim var. Taftalarım var. Böyle bir kumaş grubu ama modül modül nakışlar yapılarak, birbirine zincir zincir eklenerek kullandığım aksesuarlar oldu. Evet. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam dün ben sizinle ilgili böyle derin bir araştırma yaptım. Kapsül tasarımlarda ağır el işçiliği kullanıldığına dair bir bilgiye ulaştım. Evet. Bu tarz, evet, ağır el işçiliklerini modacıların tercih etmesi işlerini zorlaştırmıyor mu acaba? Şimdi ben hot couture edebiyle geldim. Evet. Yani kişiye özel yüksek kalitede dikiş
benzersiz tasarım anlayışının ifadesidir haute couture. Bu edeple yetiştiğim için mesleğimde hazır giyim markamda dahi işçiliğin çok kıymetli bir şey olduğunun arkasındayım ve altını sürekli çizmekteyim. Evet. Şimdi sizin elbise süsleme tekniklerinde de Türkiye'nin çeşitli yörelerinden el işlemelerini kullandığınızı biliyorum. Evet. İşte Antep olsun, Maraş olsun, işte oyalar, tel kırma vesaire evet. vesaire. Hangi el işlemeleri nerede kullanacağınıza nasıl karar verebiliyorsunuz? Bununla birebir siz mi ilgileniyorsunuz yoksa yardımcılarınız da ilgileniyor mu? Mesela ben asistanlarım vardır. Hı hı. Ama bazı meslektaşlarım üslubunda bir konuyu verip onların da çizim yapmasına müsaade edip herkesin bilgisini harmanlayarak bir şey, hareket eden biri değilimdir. Evet. Yalnızca asistanlığımı yaparlar ve meslekteki zanaat ve sanat bölümlerini öğrenmiş olurlar. Dolayısıyla ne yaparım? Çok cebime atarım. Ne atarım? İşte Anadolu'yu gezdiğimde, okuduğum kitaplarda, nakış kültürüyle ilgili giyim tarihinde neler varsa bunları kaldık. Bizim ülkemiz bunda fevkalade zengin bir ülkedir. İşe ne zaman lazım oluyor? Sevgili Nihat Odabaşı, ben Sayın Bülent Ersoy'a yeni bir klip hazırlığındayız. Evet. Allah nasip ederse uzun İnşallah. Süredir çalışılan ama çok yakın zamanda inşallah çekeceğimiz sevgili Tarkan'ın da sözlerini yazdı. Kıymetli bir performans sergilenecek, bir klip çekilecek. Orada konumuzu belirledik. Konumuza da Anadolu'nun tüm renkleri pek bir yakıştı diye minik bir tüyo vermiş olayım. Çok güzel oldu. Çok da merak ettim ben şu anda. Bilgi Peki. Çok güzeldir ya, bilgi evet. Hiç çürümez. Bir kenarda evet. Dursun, o hop diye gelivir. Kesinlikle öyle. Şimdi kapsül koleksiyon dedik. Biz kendimize ait bir kapsül koleksiyon oluşturmak istiyorsak bunu nasıl başarabiliriz? Şöyle, bir kere gardırobunuzu açtığınızda eksiklerinize bakarsınız. Biz şöyle bir şeyler yapabiliyoruz. Ne yapıyoruz? İşte şurada şu takım kombin elbisem, bu kombin elbisem, bu kombin elbisem. O gün kombinlediğin elbise giymeye karar verdiğin gün hoşuna gitmeyebilir. Onun yerine gardıroplarınızı bir dolabı açtığınız zaman burada benim siyahlarım. Evet. Burada bejlerim. Burada şunlarım, bu renge göre ayırırsanız çok daha kolay arasından eteğini falanı filanı bir araya getirmiş olursunuz. Nedir? Ağır, üzücü ve üzüldüğünüz, bir üzüntüye iştirak ettiğiniz en önemli günlerden biri cenazedir. Ve bunun davetiyesi yoktur. Pat diye çıkabilir. Evet. Hep bir telaşa düşeriz ne giyeceğiz diye. Ani bir davet olabilir. Kapsül koleksiyon hazırlarken günlüğünüzü, geceliğinizi elzem bir pozisyonu bu şekilde hazırladığınız bir 10 look olsa size bir sezon bayağı bir yarar diye yeter. Düşünüyorum. Evet. En baştan bunları hem renklere göre hem de günlere göre işte özel bir gün olabilir ya da üzücü günler içinde ayrı ayrı oluşturursanız o günlerde zorluk çekmezsiniz diyorsunuz. Herhalde bu fikirle yola çıktınız değil mi kapsül hazırlarken? Yok, kapsül hazırlarken biz 60 parçalık 60 look'luk evet. 40 look'luk koleksiyonlar hazırladığımız için işte böyle arada bir 6 parçalık, 6 look olan, 8 look olan koleksiyon yani minimalize etmiş halimizi işte eski 12 parçalık bir CD yerine single durumunda evet, öyle anladım. Anlatmaya çalışayım. Anladım. Şimdi en son gerçekleştirdiğiniz defileniz ve hikayesini dinleyebilir miyiz sizden? En son defilemi uzun zamandır defile yapmıyorum ben. Evet. En son yaptığımda defile kimya koleksiyonu yaptım. Evet. Kimya koleksiyonumda da Yeditepe Üniversitesi'nden profesörler katıldılar. Bize ya da bütün koleksiyonlarımda mesela Astro Winter yaptığım zaman Türkiye'nin yine NASA ile bağlantılı
çok önemli profesörleri bize yine bu konuda da bilgiler verdiler. Bu bilgileri giyime nasıl dökeriz noktasında da sunumunu yapmış oluyoruz. Defile başlı Evet. başına bir olay zaten biliyorsunuz. Koleksiyonun konumunu belirlenmesi, koleksiyonun hazırlanması, stylistinin ayakkabısından, saçından tırnağına kadar kararlarını ortak olarak vermemiz o da yetmiyor. Bu iç taraftaki bölüm bir defilede en az 100 kişilik bir ekip 12 ile 17 dakika için geldiğiniz defilede arkada 100 kişi çalışıyor o anda. Evet. O derdiniz yetmiyormuş gibi bir de kim gelecek, kim gelmeyecek, kimi nereye oturtacağız, kimi nereye oturtmayacağız gibi büyük bir kaosumuz Onlar değil var. mi? Şimdi görsel işlerin hep böyle bir zorluğu var. Var. Televizyonda da aynı şey var. Sizin moda dünyasında da. Mesela geldiğiniz zaman dediğiniz gibi belki bir yarım saatlik, bir saatlik bir şova şahit olacaksınız ama aylarca onun için Tabii. hazırlanıldığı Tabii, tabii, tabii. göz ardı ediliyor Tabii. şimdi bilmeyenler tarafından ya da ekranda da aynı şekilde. Çok keyifli bir hazırlık oluyor ama aynı zamanda çok da yoğun ve dediğiniz gibi en ince detaylara kadar planlanması gereken organizasyonlar bunlar. Kıymetli bir zaman dilimi bir modacı için gençleştiren, dirileştiren, yenileyen, genişleten kıymetli bir zaman dilimi. Evet. Peki Tanju Bey, sizin gözünüzde Türk kadınlarının giyinirken yaptığı en büyük hatalar nedir? Yani bir modacı olarak şunlar da olsa ya da şunlar da olmasa aslında çok daha şık olacak bizim kadınlarımız dediğiniz Şimdi ne var? ben şöyle bakıyorum. Yani vallahi konuştuğum zaman sokakta beni bir bu programı seyretmiş hanım görse yüzüme tükürür. O kadar biliyordum da niye giyinmedin o zaman der. Veyahut şimdi diyelim ki hep şöyle sorularla karşılaşıyorum. İşte kilolu hanımlar ne giymeli? Ben size sayayım. Şunu giymeli, bunu giymemeli, onu giymeli, bunu giymemeli dediğimi düşünelim. Evet. Fakat ekran başında da bir hanım düşününüz ki dediklerimin hiçbirini yapmıyor. Hem kilolu hem de dünyanın en mutlu insanı. Evet. Anlatabiliyor Ben muyum ne demek anlıyorum, evet. istediğimi? Çok Ha, haklısınız. Türk insanındaki sıkıntı şu. Kendi proporsiyonundaki insanları takip etmek yerine Evet. kendi proporsiyonun yanından bile geçmeyecek insanları takip edip Evet. onların kılıklarını kendine uydurmaya çalışması, Olmuyor. aynanın karşısında kim olduğunu, ne olduğunu göz ardı edip de hareket etmesi, kendisine gol atması olmuş oluyor. Evet. Yani herkes kendi vücut tipine uygun insanlardan esinlenirse doğru bir yol Fevkalade olur. izlemiş oluyoruz Fevkalade olur. diyorsun. Şimdi 1,80 boyundaki bir genç adamın giydiğiyle bir karış bacak boyumla benim giymem, aynı pantolonu giymemiz mümkün mü? Mümkün değil tabii Evet. ki. Evet. Çok haklısınız. Bir de özellikle tesettürlü Bu kısa hanımın... bacak boyumdan ötürü mü haklıyım? Hayır. Böyle bir konuyla ilgili haklısınız. Hiç öyle bir şey Tamam. söylemedim. Estağfurullah. Özellikle şimdi tesettürlü hanımlarla ilgili sizin koleksiyonlarınızda kendilerine uygun çok parça bulabildiklerini görüyoruz. Bir röportajınızda da demişsiniz ki ben hani Kur'an-ı Kerim'i okudum. Tesettürlü hanımlar tesettüre uygun giyinmiyorlar. Bunu nedir bunu size söyleten onu merak ettik. Çok uzun bir konu bu. Öyle mi? Ama Kısaca ben olsa. şöyle bir şey söylemek isterim. Modacının bir inancı olabilir. Evet. Ama modanın inancı olmaz. Renk ayrımı olmaz. Statü kadın ayrımı olmamalı. Evet. Dolayısıyla da ben bir koleksiyon yaparken, diyelim ki 50 lookluk bir koleksiyon yaptım. Ve bütün hanımlar da geldiler. Evet. Oradaki her hanım kendisine en az iki parça beğenmeli. Muhafazakar mıdır? Değil midir? Başı açık muhafazakar mıdır? Başı kapalı muhafazakar mıdır? Cinsel tercihi farklı kadın mıdır? Biz bunları ayıramayız. Ancak koleksiyonumuzu biraz daha maskülen parçalar vardır. Biraz daha uzun kollu parçalar vardır. Kendilerine sıcak buldukları parçaları gelip alabilirler. Ama öyle bilindiği kadar da ben kapalı bir zümrenin deli dana gibi koşturup da kapısında sıra yaptığı modacılardan değilim ben. Evet. Ben herkese yapıyorum. Yani bir gün falana yaparken tam ters köşedeki filana elbise yapan bir adamımdır. Yani Evet. müşteri portföyümden de bunu görürsünüz. Koleksiyonu bu şekilde ayırmıyorum. Ha dönelim.
inancınız doğrultusunda okuduğunuz, hissettiğiniz duygularda bir şeyler söylemiş olabilirsiniz. Bu sözümün de kesinlikle arkasındayım. Ama evet, mevzu o kadar uzun ki. Evet. Şimdi buraya sığmaz. Ama sığdıralım diyorsanız. Başka bir zaman sığdıralım diyorum yani, ben. Mevzu uzun. İsterim tekrardan Tanju Bey, bizim süremiz yarım saat, 25 dakikamızın sonuna geldik. Nasıl geçtiğini ben de anlamadım. Ayağınıza sağlık diyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ederim. Hediyeleriniz için de ayrıca teşekkür ederim. Onur ettiniz bizi. Keyif aldık, ayaklarınıza ben sağlık. Ben onore oldum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, sevgili Tanju Babacan'la çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım ilerleyen zamanlarda böyle değişik ve detaylı konulara, sosyal yardım konularına dair yine kendisiyle bir program yapma şansı buluruz. Az sonra stüdyomuzda canlı canlı pilates yapacağız. O yüzden ekranlarınızın başından bir yere ayrılmayın diyorum.